Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Altılı Masa'nın bileşenlerimizi çıkarmıştık, programımıza davet etmiştik. Bugün de yine Altılı Masa'nın bir bileşeni olan Deva Partisi İl Başkanı Yusuf Burak Eroğlu misafirimiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizi çok enerjik ve heyecanlı görürüz herhalde. Bir Antep mitingi size ciddi manada bir yaradı. Şöyle bir işte ayrı bir motivasyon mu kattı? Antep mitinginden önce de ayrı bir motivasyonumuz vardı. Ama miting sonrası biraz daha. Miting sonrası evet teşkilatlara da bir özgüven geldi. Açık konuşmak gerekirse. Yani halkta karşılık görme noktasında değil mi? Halkta bir karşılık görme noktasında. Psikolojik eşiği artık açtığımızı düşünüyoruz. Antep mitingindeki o miting havası. Sayın Genel Başkan'ın miting konuşması. Tabii tarihi ilk mitingimizdi. Psikolojik sınırı açtık. Kendimize daha tabii çok bir özgüven geldi. İptal edildi, bir şeyler oldu herhalde. Alan mı değişti orada? Çok kısa isterseniz geçmişini bir anlatayım. Antep mitinginin. Mitingden yaklaşık 3-4 hafta önce valiliğe yazılı olarak başvurduğumuzda valilik bize uygun yazısını çıkarıyor. Daha sonra bizim Antep'teki teşkilat başkanlarımız, il başkanlarımız bu mitingi yaymayı yani kamuoyuna duyurmayı planlarken nedense 3-4 gün sonra uygun yazısının yanına bir değildir değildir yazısı yazılıyor. Biz Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda yani şehrin merkezinde bir meydanda mitingimizi yapacaktık. 5000 metrekareymiş orası. Bizi daha uzak, ulaşılması daha zor yerlerde bir miting alanını vermeye çalıştılar. Nitekim bize normalde Demokrasi Meydanı'nda olması gereken mitingin 2,5 kat büyük bir yerde, sahne miting alanının sahneye göre çok geniş olduğu, yani orayı da kalabalığı daha az gösterebilecek bir şekilde oradaki meydanların en büyüğünü bize verdiler. Sırf burada amaç işte Deva Partisi'nin ilk mitingini cılız göstermek, bizim psikolojik eşiği aşmamızı istememeleri. Fakat Allah'a şükür yani emniyetin rakamına göre geçen ay il başkanları toplantımızda 30 bin kişi varmış. Tabi bu emniyetin rakamıydı tabii öyle yani düşünüyorum. TÜİK rakamları gibi herhalde. Aynen. Enflasyon rakamları biz gibi. Onlara rakamlar ayarlama istisi diyoruz. Yani TÜİK demiyoruz. 30 bin kişi varmış. Bununla açık konuşayım. Diğer siyasi partiler gibi taşıma işi bizim partimizde olmadı. Zaten öyle bir ekonomik durumumuz yok. Yani. Dışarıdan yakıt zamlarından sonra artık taşıma işi yani dışarıdan taşınmış kişi sayısı 4000 kişi. O da rakamı net size vereyim. Düşündüğünüzde ilk mitingimiz, ilk tarihi mitingimiz. Müthiş bir rakam, müthiş bir heyecan. Yani tabii ki. Yani Allah'a şükür başardık. Deva Partisi ilk mitingine, ilk mitinginden alın akıyla çıktı. Ya şimdi, tamam ekonomi ciddi manada kötü. Evet. Her gün yeni bir zamla hani haberdar oluyoruz. İşte akşamları işte yakıt almak için sıraya giriyoruz. Gerçekten kötü ve Ali Babacan'ın en iddialı olduğu alan ekonomi. Ya sokağa çıksak yani bu kötü ekonomiyi Ali Babacan çözer mi diye sorsak büyük oran çözer de cevap verecektir. Evet. Ama bunu anketlerde oylarda göremiyoruz. Yani burada bir anlatma sıkıntısı mı var? Yani nedir durum? Yani bu soruyu anket firmalarına da bağlayarak ben cevap vereyim. Şimdi bu sorunun cevabı anket firmalarında bize %70 olarak geldi. %68. Yani ekonomiyi kim çözer sorusuna Ali Babacan işareti verenler %68 çıkmış. O 3 vatandaşın ikisi o zaman yani bu sorunun diyor. Ali Babacan çözeceğini biliyor. Yani şu anda bu sorun tek çözebilecek nitelikli isim hem iktidarda hem muhalefette de gerçekten Ali Babacan. Ekonomi anlamında evet. Ve diğer siyasi konular anlamında, devlet yönetimi anlamında. Biz buna inandığımız için, buna güvendiğimiz için, Ali Babacan'a güvendiğimiz için, Deva Partisi kadrolarına güvendiğimiz için Deva Partisi'ni kurduk. Yalnız nedendir bilinmez bir anket şirketlerinde, yani özellikle kamuoyuna verilmiş anket şirketlerinde hala da %2'lik, %3'lük parti imajı Deva Partisi için veriliyor. Biz buna inanmıyoruz. İşte ben bugün özel getirdim. Yani nedense Türkiye'de siyaset anket şirketleri üzerinden konsolide edilmeye çalışılıyor. Biz bunlara inanmıyoruz. Biz her ay il başkanları toplantımızda bunları değerlendiriyoruz. Bakın bu nereye göstereyim? Şuraya mı göstereyim? Evet. Bu Metropol'ün İstanbul teşkilatımıza vermiş olduğu anket. Bu anketin öncesinde Deva Partisi'nin
Bu 21 Aralık civarları, Aralık civarları. Aralık 2021 yani civarlarında. Okuyabilirsem %10 seçim barajını aşağıdan düşünürseniz DEVA'ya oy verir misiniz? Diyenlerin oranı kaç çıkıyor? %24. %24 çıkıyor. Verebilirim diyenlerin oranı %24 çıkıyor. Bu %7 seçim barajı gelmeden önce bizim Aralık'ta İstanbul teşkilatımızın yaptırmış olduğu anket. Şimdi bu kadar yüksek bizim oranımız var. Oy oranımız var. Bir de burada %10 demişler farkındaysanız. %10 demişler yani çünkü o zaman %10'du evet. Seçim barajı. Evet, evet. Bunun %7'ye düştüğünde vatandaştaki psikolojik sınırı, tabii daha da psikolojik eşi. Evet. Bizim buralara ulaşabilecek, çok rahat ulaşabilecek düşünce de var vatandaşta. Bir kanaat var DEVA Partisi'ne karşı. Yine İstanbul Teşkilatı'nın metropole yaptırmış olduğu. Ekonomiyi krizden çıkaracağını düşünseniz DEVA'ya oy verebilir misiniz? Kaç? %44. %44. %44. Bu neyi gösteriyor? Vatandaş gerçekten ekonomik krizden bıkmış. Adresi, ama işte bunu diyorum yani. Adresi de DEVA Partisi'de görüyor. Bitireyim geleceğim. Tamam. Geçen programda Ethem abi dedim. Evet. Bunda da Ethem abi demeye devam edeceğim. Yani. Bizde öyle yok yani. Ethem abicim. Şimdi biraz önce bizim Antep mitingini konuştuk. Antep mitinginin nasıl araya araştırma şirketi. Bu bizle hiçbir bağımlılığı yok. Yani tamamen araya araştırma şirketi. DEVA Partisi'nin İlk mitinginden sonra acaba kamuoyunda bir yankı ulaştırabilecek mi diye Gaziantep özelinde yapmış olduğu bir anket. DEVA'ya oy verebilirim diyenlerin oranı %22.6. İyi aday çıktığında yani kaliteli bir aday çıktığında toplumda karşılığında olan bir aday çıktığında oy verebilecek oranı %32.6. Evet, 1,5 kat artıyor. Şimdi toplumun her 3 kişiden biri toplumda DEVA Partisi'ne oy verebileceğini söyleyebiliyor. Bu iki kent de Türkiye'nin projeksiyonu şehirler. Yani AK Parti'nin oy alabileceği kesimler, CHP'nin oy alabileceği kesimler. Özellikle bu iki kenti getirdim. Türkiye'nin projeksiyonu bu iki kent. Özellikle İstanbul. İstanbul'da ne alıyorsanız Türkiye'de o yansıyor zaten. Tabii ki. 15 milyonluk şehir. Şimdi bu da asıl burada vurucu olan nokta şu. Ethem abi, Türkiye'de şu andaki en büyük parti Kararsızlar Partisi. Ya öyle. Ya bir de şey var. 10 milyon genç ilk defa oy kullanacak. İlk defa oy kullanacak. Parametreler çok değişik. %16 tekabül ediyormuş. Evet. %16 da acayip bir rakam. Yani geçen, hani iktidar devirip iktidar kurabilecek bir oy. Geçen ben EYT temsilcileri geldi. Uşak'taki EYT'li temsilciler geldi. Hani oy oranının ulaşabileceği kapasiteyi sordum EYT'liler bakımından. Aileleriyle beraber 6 milyon kişi dedi. KHK'lıları düşündüğünüzde bugün 1 milyon 600 bin kişi soruşturma geçirmiş. Aileleriyle beraber düşündüğünüzde 3 milyon, 3,5 milyon. Yani parametreler çok değişik. Ya tabii ki. Yani 2023 seçimleri belki yapılırsa, vaktinde yapılırsa 2023 seçimleri yani her şey gebe. Yani her şey gebe. Sandığı şu anda kestirebiliyor musunuz? Siz kaç yıllık gazetecisiniz yani? İlk defa belki böyle bir seçim göreceğiz. Ben çok. Şimdi, belki 2002 gibi bile olabilir yani. Ethem abicim bak. Sevgili izleyiciler. Şurada. Ya direkt sen kursan daha rahat olur. Şimdi AK Parti 2018 seçimlerinde geçerli oylar üzerinden %51.4 almış. Bizim mitingimiz olmuş. AK Parti oy verilebileceklerin oranı bu kararsızlar dağıtıldığı durum bu. Kararsızlar dağıtılmadan 44'de 24. Şöyle doğru. 44,5 almış AK Parti. Tamam. Kararsızlar dağıtılmadan 26.4 almış. Tamam. Düşüş ne kadar? 18. 18 puan. Evet. CHP'nin 2 puanlık artışı var. İyi Parti'nin 2,5 puana yakın bir artışı var. HDP'nin yarım puan düşüşü var ama bu bizi yanıltıyor. Çünkü ankette sorulduğunda HDP direkten en az %2, %3 bir yanılma payı var. Yanılma veriliyor. HDP üzerinden. Çünkü özellikle farklı HDP'den değerlendirme durumları var. MHP 11'den 5. Biz Bahçeli'ye krizlerin ortağı diyoruz. Krizlerin ortağı 11'den. Ama ya MHP'yle ilgili şöyle bir iddia var. Mesela bu anketlerde işte Çorum'dur, Yozgat'tır, Konya'dır. O bölgeler çok fazla soru sorulmuyor. MHP'nin de en yüksek oy. Ama burası Türkiye'nin projeksiyon şehirleri bu ikisi. Tamam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır, anketlerde değil mi? Ondan yani MHP noktasında orada bir anketlerin güvenilirliğini tartışıyoruz zaten şu anda. Tamam. Yani tek başına anketler Türkiye'yi konsolide edebilecek bir durum değil. DEVA Partisi. Kararsızlar dağıtılmadan %4.6. Biz 2 yıllık partiyiz. Türkiye'nin en yeni partilerinden biriyiz. 2 yılda biz Gaziantep genelinde %4.6'ya kararsızlar dağıtılmadan önce varmışız. Kararsızları dağıtmış 6.6 bulmuş bizi.
Ama mantıken şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kararsızların oyu kaç? %29.8, evet. %30'a varır. Evet. Bu %30'luk kesimin, şimdi 18, %18 buradan kayıp var AK Parti'den. Çok basit matematik hesabı. Kararsızların %60'ı aslında AK Parti'den dönen seçmen. Evet. Doğru mu? Yani. Şimdi kararsızlar dağıttığınızda AK Parti diyoruz ki 37.6. Ama 26'dan 37'ye 11 puanlık bir artış vermişler. Ya şunu düşünmek lazım mantıken. AK Parti seçmeni daha önceden yani çok siyasi tercihlerini değiştirebilecek seçmen değildi. İlk defa bir kırılma yaşanıyor Türkiye'de, evet, şu anda. Evet, o ciddi bir kırılma. Şimdi %18'lik sadece bir AK Parti'den kopuş var. Bu Gaziantep özel ama burası tekrar dediğim gibi burası projeksiyon bir şey. Ya, tabii ki, yani genele yakın. Genel itibariyle hani biraz belki CHP düşük ama. Tabii. İyi hatta şu var. Biraz. Hatta şu var. Hani kararsızlar dağıtınca CHP'nin hemen hemen oyu bulunuyor burada ya. Yani. İyi Parti biraz düşük olabilir orada. İyi Parti de 8 ama şu Antep'teki biraz milliyetçi kesim yani İyi Parti belki düşük göstermişler ama %70 üzerinden %8 almış İyi Parti. İyi Parti de çok düşük değil aslında. Yani dürüst davranmak gerekirse, dürüst konuşmak gerekirse. Çünkü %30'luk bir kararsızlık var. %70 üzerinden değerlendirdiğimizde İyi Parti %8 almış. Ya ben şöyle bir soru sorayım. Şunu demek istiyorum Mete. Şurayı bitireyim. Tamam. Aşırı derecede etrafımda da görüyorum, akrabalarımda da görüyorum, çevremde de görüyorum. AK Parti'den kopuş aşamasına gelmiş, Tayyip Erdoğan'dan kopuş aşamasına gelmiş. Fakat hangi partiye oy verebileceği konusunda daha karar verememiş bir seçmen var. Var. Şimdi bu seçmen, şimdi şurada da demiştik ya, oy verebilirim %22, iyi oy %32. Ya burada o zaman ciddi bir görev düşüyor işte. Ciddi bir görev, burada teşkilatlara görev düşüyor. Yani. Ve evet. Genel merkeze. Aynen. Genel merkeze ve teşkilatlara görev düşüyor. Biz iyi çalışmayla, derdimizi anlatmayla, vatandaşla hasbihal etmeye devam edersek, iki yılda sıfırdan kurulmuş bir parti buraya vardı. Seçime normal şartlar altında şu an tam bir sene var. Bir sene boyunca bir de şu var bizim vatandaşta, seçmenimizde. Sandığın sabahında bile karar değişebiliyor. Tabii ki. Yani seçim havasına girdiğimizde, seçim satım haline girdiğimizde. Ali Babacan, Sayın Genel Başkanımız, miting havasını, miting söylemini ilk sınavda başarıyla geçti. O havayı verdiğinde biz teşkilat olarak çalıştığımızda Allah'ın izniyle biz bu seçimden yüzümüzün akıyla çıkacağına inanıyoruz. Burada şunu da söylemeye çalışıyorum. Deva Partisi'nin baraj sorunu yok artık belli. Deva Partisi. Deva Partisi il başkanı olduğum için söylemiyorum işte gerçek parametre veriler. Artık baraj sorunu yok. Vatandaşa baraj sorunumuzu olmadığını da gerçekten anlatabilirsek. İkna edebilirsiniz. İkna edebilirsek biz önümüzün açık olduğunu düşünüyoruz. İşte 99 genel seçimlerinde SHP ne aldı? DSP ne aldı özür dilerim? 22'den. 2002'de. 2'ye düştü. Yani. 2'ye düştü. Onda bile. Yani onun için Türkiye bu seçimde her şeye gebe. Yani sessiz bir çoğunluk var dedim yani. Böyle sessiz bir çoğunluk var. Türkiye'nin en büyük partisi gerçekten Kararsızlar Partisi şu anda. Ya ben Ali Babacan'ın 2 yıldır mesela birçok programını seyrettim. Belki 10-15 yakın programı seyrettim. Ya format aynı. Sürekli Ali Babacan'ın elinde o 10 tane veya 15 tane tablo var. Ya ben işte bakanlık yaptığım dönemde şöyleydi. Ben bıraktım ondan sonra arttı veya düştü. Yanlış yani Metem abi. Ama yanlış demek değil. Ki halk da çok bir karşılık bulmuyor mu? Yani bir şimdi yeni bir şöyle. Söylem üretmek gerektirmiyor mu? Yani vatandaşa evet. Ulaşmadığına bence bir yeni bir söylem, yeni bir çıkış şimdi biz anlatmak Deva Partisi olarak diğer siyasi partilerden hem anlayış hem görüş farklılığımız aşikar belli. Yani daha önce Deva Partisi gibi bir yaşın bence benden yaşça büyük. Deva Partisi gibi siyasi söylemler geliştiren bir parti gördüğünü ben düşünmüyorum. Veya direkt bir siyasi parti gibi davranan bir parti de gördüğünü düşünmüyorum. Biz gerçekten şu doğru, ağırlıklı teknokratların olduğu, iş dünyasının önüne gelen isimlerin mevcut olduğu bir partiyiz. Şimdi bu parametre gösterme, veri gösterme herhalde Sayın Genel Başkan'ın ekonomist olmasıyla ilgili bir durum. Yani ya tamam da, direkt verilere dayanan bir durum. Aynı. Yani böyle bir aynı tablolar yani ya belki ufak tefek güncelliyordur da aynı tablolar yani taz aynı diyorum. Yani yeni bir ama farklı taz geliştirmesi bak, lazım, farklı söylem geliştirmesi ben size lazım. Şöyle söyleyeyim. Yeni tespitler, yorumlar katması lazım. Bu bize gelen en büyük eleştirilerden biri. Saklamayacağım bunu. Fakat Sayın Genel Başkan her gün farklı bildi. Bugün Manisa'daydı. Yarın işte Kuşadası'nda, ondan sonra İzmir'de.
Nasipse en yakın zamanda bize de gelecek. Bir program ayarlamaya çalışıyoruz şu anda. Gelecek aylar içerisinde. Her gün başka ildeyiz. Her gün başka memlekette Sayın Genel Başkan. Biz her gün sahada olmaya çalışıyoruz. Yani her gün olamasak da olmaya çalışıyoruz. Yani belki siyasi söylem bakımından buna inanılmıştır. Ha, bunun iyi olup iyi olmayacağını, vatandaşla karşılık görüp görmeyeceğini artık sandık günü. Mutlaka değil mi? Yani en büyük istedim sandık zaten de. Ama şu söylem yok bizde işte. Tabiri caizse yüksek sesten konuşalım. Volüm yüksek olsun. Biz buna inanmıyoruz. Söylediğin sözün karşılığı olacak. Dürüst olacaksın. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar boyu diye vatandaşa konuştu. Dünyaya konuştu. Günün sonunda güçlü devlet kurumların, güçlü siyasi kurumların, güçlü bürokratların olmadığında düştüğümüz hali görüyoruz. Tabii ki. Şimdi 2009'da herhalde one minute dediğinde Tayyip Erdoğan doğru mu Sayın Cumhurbaşkanımız? Sayın Cumhurbaşkanı o gün one minute dedi. Dolar da, euro da, döviz de, altın da hiçbir kıpırdama olmadı. Yani neden? Çok cüzi bir şey oldu. Çok cüzi bir, yani bugünkü duruma göre, bugünkü duruma göre. Şimdi bugün desin aynı one minute'ı. Ama o gün Ali Babacan vardı arkasında. Sadece Ali Babacan değil. Yani bizim genel başkanımız da bunu diyor. Sadece yani ben yoktum diyor. Güçlü kurullar. Yani Merkez güçlü Bankası güçlüydü. Merkez Bankası borçsuzdu. Devlet planlama teşkilatı. Her şeyle. Yani. Her şeyle. Bu devlet yönetimi bu. Yani sadece lider profili yetmiyor. Arkanda güçlü kurumlar olacak. Güçlü devlet yöneticilerin olacak. Güçlü siyasetçilerin olacak. O zaman konuştuğun kelimenin, o zaman konuştuğun cümlenin bir sözü var. İşte Sayın Genel Başkan'la kamuoyuna da açıklıyor bunu. Biz yemekte bir gün görüştüğümüzde. Gürcistan Savaşı'nda, Rusya-Gürcistan Savaşı'nda biz gittik Sayın o zaman Başbakan'dı Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan. Biz gittik 2 saatte sorun çözdük diyor ya masada. Neden? Konuştuğun cümlenin, konuştuğun kelimelerin anlamı var, değeri var, karşılığı var. Onun için yeni bir siyasi anlayışla çıktık biz yola. Tamamen vatandaşa odaklı, vatandaşla konuşmayı gözeten, derdi dinlemeyi gözeten ve çözümü üreten, aynı zamanda çözümü üreten. Bir siyasi anlayışla çıktık. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah iyi olacak. Ben inanıyorum. Yani şey gibi var. Hani şöyle bir ikinci parti algısı var. Yani mesela rahmetli Musin Yazıcıoğlu vardı mesela. Hani onunla da mesela halk çok seviyor. Normalde hani bir ya şu partiye oy vermezseniz kime verirsiniz dediğiniz zaman %40'a yakın oy alıyordu mesela Musin Yazıcıoğlu ama o hayatında %2 geçemedi. Yani böyle bir devada da böyle bir durum var. Hani tamam Ali Babacan herkes takdir ediyor. Ekonomide başarılı. Bunu işte şeye yansıtabilecek mi? Yani bu anketlere. Şimdi dediğiniz çok doğru Ethem abi. Biz her siyasi partinin ikinci partisi olmuşuz. Amacımız ikinci partinin üzerine çıkıp hepsinden birinci parti olmak. Ya tabii ki yani o hedef o zaten. Hani muhteşem ikincilik yoktur denir. Gerçekten yeni bir partiyiz. Türkiye siyaseti şu anda çok zorlu zamanlardan geçiyor. Bir de pandemi geldi. Siz kuruldunuz hemen. Kurulduk. 3-5 gün değil. Aynı gün açıldı. Aynı. Biz kurulduğumuzun sabahı Akşam gece Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız. 20 Mart'ta evet. Aynı gece 9 Mart'ta aynı gece dedi ki Türkiye'de koronavirüs vakası çıktı. Halbuki ondan önce çıkmış yani koronavirüs Türkiye'de. Fakat nedense Deva Partisi'nin kuruluşunu beklediler. Yani biz inanıyoruz, çalışıyoruz. Anket verilerini verdim yani. Anket konuşmak istemiyordum normalde. Hatta şu anda açık konuşayım. Bizi %25'le gösterseler ben o ankete inanmıyorum. Yani parametreler değişik. Ya aynı evin içinde geçen şuna şahit oldum. Baba AK Partili, oğul CHP'li, anne İYİ Parti'ye yöneliyor. Öbür çocuk Deva'ya yöneliyor. Amcası Saadet Partili. Ya tabii canım yani çok yani farklı bir durum. Doğu'da çok farklı bir durum var. Doğu'da biz ikinci yani HDP'yle yarışır duruma gelmişiz. Belki HDP biraz bizim üstümüzdedir dürüst konuşmak gerekirse. Geçen Erzurum'un anketleri geldi. AK Parti yaptırmış Erzurum'da. Biz orada %11 çıkmış bizim oyumuz Erzurum gibi bir yerde. Bizim kendi yaptırdığımız anketimiz var Erzurum'da. İkinci parti çıkmışız. Ama artık vatandaşımıza ve seçmenimize şunu söylemek istiyorum. Ya sadece anketlerle Türkiye siyaseti yani belli olmayacak. O belli. Ve sessizlerin partisi olacağız biz. Ethem abi bak görürsünüz. Yani nasipse 24 Haziran değil mi seçim? Tamam 24 Haziran'da haç mevsimine geliyor muhtemelen. Erkene yani alınacak yani en kötü yani uzun olsa bile. Yani olabilir. Hiç düşünmemiştim bunu olabilir. Ama Kasım'da da biz bir seçim bekliyoruz. Yani seçimin ertesi sabah Sayın Genel Başkanımızın deyimiyle bu deyim çok önemli ve bu deyimin bu söylemin boş bir söz olduğunu düşünmüyorum.
Dünya Deva Partisi'ni konuşacak dedi Sayın Genel Başkanı. Yani bu söz öylesine edilmiş bir söz değildir. Biz inanıyoruz Türkiye ve dünya seçimin sabahı ya Deva Partisi ne yaptı böyle diyecek. Gerçekten sessizlerin partisiyiz. Yani diğer siyasi partilerin seçmeni gibi, tabanı gibi bir tabanımız olmadığını biliyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Diğer siyasi partilerin tabanı çok gür sesli konuşuyor mesela. Şunu görmüşsünüzdür. CHP seçimi ben CHP'ye vereceğim demiştir. Veya tabii etrafındakileri yani kemik bir oy verdi. Etrafındakileri CHP'ye oy verdirmesi için çalışmıştır. Kemik bir oy verdi. İyi Parti seçmeni genel itibariyle geçmişten gelen ülkücü seçmen, milliyetçi seçmen, siyaseti bilen seçmen siyaset hakkında konuşmuştur. İyi Parti'ye oy verin demiştir. AK Parti seçmeni zaten aynı şekilde. Ama Deva Partisi'nin yüksek sesle, gür sesle konuşan bir seçmeni yok. Sessizlerin partisi olacağız biz. Ben inanıyorum. Biz bu işi başaracağız. Ya Deva Partisi kuruldu. Türkiye'nin birçok ilinde mesela AK Parti'den ciddi bir kopuşlar oldu mesela. Ve il başkanının büyük çoğunluğu mesela AK Parti görev yapmış isimlerdi. Ama Uşak'ta neredeyse ben AK Parti'den şöyle bir kopup gelen bir isim göremedim Deva'da. Burada böyle bir sıkıntım var hani. Yani bu sorunun muhatabı aslında tam ben değilim. Aslında bu büyük bir şans oluyor. Yani, olumsuz valla şans değil. Yani. Her şeyin başı ilk önce nasip. Salih niyetle yola çıkacağız biz. Ben Deva Partisi İl Başkanı olduğumda, yani olacağımı dahi bilmiyordum. Beni bir gün aradılar, dediler ki Deva Partisi İl Başkanısın. Yani sağ olsun Sayın Sabri Ergin Bakanımız, Teşhir Başkanımız ve Sayın Ali Babacan Genel Başkanımızın tensipleriyle ben İl Başkanı oldum. Fakat şimdi başkaları adına konuşmak çok doğru değil. Yani. Deva Partimize gönül vereceklerse, gerçekten çalışacaklarsa, dürüstlük içerisinde, demokrat davranacaklarsa, teşkilat için varını yoğunu, gecesini gündüzünü ortaya koyacaklarsa, ben kalben söylüyorum, hepsini tekrar bekliyorum. Yani siyaseten geçmişteki tecrübelerinden faydalanmak isterim. Deva Partimiz için faydalanmak isterim. Hepsi kıymet verdiğim insanlar. Ya birçok mesela parti küsmüş isim var mesela. Diğeri ileride mesela geçmiş. Ben Uşak'ta ben mesela göremedim yani. Valla Ethem abicim bu sorunun muhatabı ben değilim. Deva Partisi'ne davette bulun o zaman ya. Deva Partisi'ne biz geçen Sayın Genel Başkanımız şöyle bir cümle kurdu. Türkiye'nin tüm demokratlarını Deva Partimize bekliyoruz. Ya belki şu olabilir mesela Ali Babacan mesela bir Uşak'a gelse o belki bir iyi bir heyecan oluşturabilir. İşte şu anda katılım sağlayabilir yani. İpucu vereyim. İlk defa da buradan veriyorum. Yani görüşmelerimiz genel merkezde var. Program hazırlıyoruz şu anda. Tarih netleştiğinde siz bu ara billboardlarda çok görünüyorsunuz. Evet. Biz de billboardlara inşallah asacağız. İnşallah. Sayın Genel Başkanımızı Uşak'ta Sayın Genel Başkanımıza ve Deva Partimize yaraşır bir şekilde, yakışır bir şekilde ağırlayacağız. Eskiden siyaset yapmış. Uşağa değer katmış. Değer katmak isteyen tüm siyasi büyüklerimizi, arkadaşlarımızı da bir planımız var. Bir buluşturabilirsek hem onların bir gönlünü alalım. Çünkü eski siyasetçiler hal hatır ya, tabii sorulmasını da istiyorlar kendilerine. Hocam, hani. Onların da bir gönüllerini alacağız. Öyle bir niyetimiz var. Güzel olur. Ya ben geçen ay işte Ankara'daydık. Deva Partisi Genel Merkezi'ne gittim. İşte Kerem Altın Bey'in başlanışmamız. Sonra Meden Yılmaz da katıldı. Genel sekreterimiz. Genel sekreter. Yani 1,5-2 saat oturduk genel merkezde. Bayağı güzel bir sohbet oldu. Orada da mesela ben bu sosyal medyadan takip ettim. Tespitlerimizi dile getirdik. Yani Kerem Bey de hak verdi. Yani biz de hani vatandaş ulaşma noktasında sıkıntı çekiyoruz. Yani biz de onlara da söyledik özellikle. Yani bir yeni bir söylem geliştirmeniz lazım. Yani bir PR ajansıyla çalışıp vatandaş ulaşma noktasında hani farklı yollar, metotlar geliştirmeniz lazım. Yani orada da mesela ciddi bir görüşmemiz oldu hem Kerem Bey'le hem Medeni Bey'le. Sonrasında bir de mecliste yemeğe davet ettiler. Bayağı bir orada da bir muhabbet ettik. Güzel bir sohbet oldu Kerem Bey'le. Sağ olsun Bey'le. Sayın Başdanışmanımız Kerem Bey. Uşak'ta geldi. Bir saha programı yaptık. Çok kıymetli bir devlet büyüğümüz ilk önce. Vekillik yapmış. Aramız, ilişkimiz de çok iyi. Siz de herhalde çok iyi karşılamış. Evet, evet. Burada da programı yaptık. Hatta ya. Biz Kerem Bey'le bir saat oturduk. Sonra Medeni Bey geldi. İşte beni Medeni Bey'e tanıttı. Ya dedi İbrahim Bey'di. Ben de sürekli yazılarını takip ediyorum. Videolarını takip ediyorum.
Uşak dedi bir denge unsur dedi. Yani bayağı evet. Şöyle bir iltifat da bulundu. Güzel de gurur duyduk. Yani ne demek. Güzel. Yani bizim gerçekten siyasi kadromuz Türkiye'nin devlet yönetimi anlamında, siyaset yönetimi anlamında Türkiye'ye değer katmış insanlar. Yani Türkiye'nin güçlü zamanlarında, ülkemizin güçlü zamanlarında siyaseten ve devlet kadrolu olarak belli kademelerde rol üstlenmiş, Türkiye'yi dünyaya açmış, dünyaya tanıtmış. İnsanlar yani vatandaşa ulaşma konusunda şöyle PR çalışma şirketleri, ya bunların da gerçekten Ethem abi şu anda yeni bir partiyiz. Yani kendi yağımızla kavruluyoruz. Uşak Teşkilatı da öyle. Belli başlı destekler gerekiyor bunlar için. Ya bazen hani. Ya, en başta da maddi destekler gerekiyor. Mutlaka da. İkincisi Ethem abi, öz eleştiri yapıyorum. Şimdi yeni bir siyasi parti olduğumuz için siyasetin içinde öğreniyoruz şu anda aslında. Siyasetin gerektirdiklerini şu iki sene bize tecrübe oldu. İki sene tecrübe oldu. Dediğiniz durumlara binaen de son 2-3 haftadır reklam çalışmasıyla ilgilenen belli başlı şirketlerle biz anlaşma yaptık. Mesela İyi Parti Faruk Acar'ı getirdi herhalde, evet. Ben öyle biliyorum. Sonlarına yani, da bıraktılar tekrar. Bıraktılar ama mesela tutmadı. Bir Ömer'in yolu projesi vardı. O tutmadı herhalde ondan sonra. Tutmadı çünkü artık vatandaşın hafızasını da iyi okumak lazım. Kendi seçmen tabanınızı da iyi okumak lazım. Şu anda öyle çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi siyasetin içinde öğrenmeye çalışan bir partiyiz. Ben de dahil. Ben de böyle olmak aslında üzere. Aslında bu yönde bir avantaj hani. Biz yeni bir yüz, hani yeni bir. Şimdi hani. 97 kurucular kurulu üyemizden 50'si daha önce hiç siyaset yapmamış insanlar. 81 il başkanımızın çoğu daha önce hiçbir şekilde siyasetin bir ucunda bir kenarında bulunmamış insanlar. Yani siyaseten daha çok tabiri caizse yeni ve temiz insanları biz Deva Partisi olarak siyasete yani yeni yüz arıyoruz. Yani. Böyle aynı isimleri istedik. çevir yeniden koydan ziyade yani yeni geçmiş arıyor. Temiz böyle hani bir evet. Vizyon olan insanlar arıyor yani otur. Ya o konuda Deva Partisi Türkiye'nin bence şu anda tek siyasi devamlı işte bence hani tabii uygulama noktasında mesela yıllarca uygulamada bulunmuşlar. Evet. Başarı sağlamışlar ama hiç anlatma mesela Ali Babacan hep uygulama boyutuna yer almış. Hiç evet. Anlatma boyutunda pek belki hani bakanken belki miting bile yapmamıştır hiç. Bakanken Tayyip Erdoğan'ın arkasında kim miting yapmış Ethem abi? Herhalde miting yani Tayyip Erdoğan'ın arkasında yani, miting yapabilmek. Yani işte hangi bakan yapmış ya? Yani? Anlatma boyutunda yapmadığı için herhalde işte onun acemiliğini çekiyor herhalde. Ya yavaş, acemilik yavaş. Yapacak bence bir durum yok. Ben gerçekten Antep mitingi performansını çok beğendim genel ama başkanımızdan. 2 yıllık genel başkan canım hani. 2 yıllık genel başkan yani. Ama yani o gerçekten miting performansı ayrı bir kabiliyet isteyen bir performans. Nasipse 2 Temmuz'da Gebze mitingimiz var. Bizim ay ay artık miting yapmaya başladık. Tamam. Çünkü siyasetin havası mitingde veriliyormuş. Onu gördük. Yani. Onu anladık. Onu biliyoruz artık. O miting söylemini de izleyelim beraber. Bir daha ondan sonra değerlendirelim. Isınıyoruz siyasete. Yani yapıyoruz biz bu işi. Başarmaya da başladık. Ben inanıyorum. Heyecanımız yüksek. Ya 4 gözle artık seçim bekliyoruz. Ethem abiciğim. Ya geçen ay bu eski valimiz Funda Kocabey'in gitmesi üzerine bir açıklama yapmıştı. İşte evet, sizin kanalınızda. Gelmesi de hatalıydı, gitme şekliydi. Yeni valimiz geldi. Yaklaşık 3 haftayı geçti. Yani bir görüşme imkanınız oldu mu, tanışma imkanınız oldu mu? Hani neler söylersin? Yani biz daha şu anda ziyaretleri kabul ediyor sayın valimiz herhalde. Biz de bir talep oluşturacağız. Tanışmak isteriz. Mülkiye baş müfettişliği yapmış. Devletin üst kademelerini bulmuş. Eminim ki kıymetli insanlardan bir tanesidir sayın valimiz. Biz sayın valimizle en kısa vakitte bir tanışacağız ama şu an gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk var. Evet. Hani o yoğunluğun biraz daha geçmesini, biraz daha detaylı konuşmak istiyoruz biz. Ondan biraz bekliyoruz şu anda, öyle söyleyeyim. Yine de ben de orası talepte bulunmuyorum. Tamam. Ya ben mesela Funda Kocabek 3,5 yıl valilik yaptı. Ben 3 defa görüşemedim Funda Hanım'la. Evet. Ama yeni valimizle 3 haftada 3 defa görüşme imkanım oldu. Yani böyle bir iyi bir başlangıç yaptık. Yani bir ciddi bir enerjisi var. Hani heyecanı var. Ya şehrin de buna ayak uydurması gerekiyor. Ya böyle sadece sıkıntıyla değil, ya çözüm önerileriyle. Ya şu sıkıntımız var. Ya şöyle bir çözüm önerisi olmalı diye mesela şehrin de bunu heyecan diri tutması gerekiyor. Ya bu muhalefette de aynı. Yani sivil toplum olarak da hani böyle hani o şehir olarak biz o heyecanı
diri tutmamız lazım. Şimdi şöyle, siyaset ve devlet yönetimi birbirine tamamen geçmemesi gerekiyor. Fakat birbiriyle de entegre olması gerekiyor. Tabii ki. Yani devlet yöneticileri ayrı bir kademede ilerlemesi gerekiyor. Siyasiler ayrı bir kademede ilerlemesi gerekiyor. Fakat ortak amaç, temel payda Türkiye'nin geleceği, Uşak'ın inşası, Türkiye'nin inşası, Uşak'ın geleceği olması gerekiyor. Bu konuda Deva Partisi olarak biz diğer siyasi partilerle işbirliği yapmaya da hazırız. Yani mesele, sorun, Uşak'ın sorunu olduktan sonra ve çözüm üretilebilecekse hep beraber biz herkesi partimizde kabul etmeye bekliyoruz. Herkesi ziyaret edebiliriz. Yani şunu söylüyoruz biz artık Deva Partisi olarak. Türkiye'de siyaset insanileşmeli. Mutlaka. İnsanileşmeli. Normalleşmeli yani. Normal ve insanileşmeli. Evet, evet. Yani ben size abi diyorsam bunun bir karşılığı var. Yani dışarıdaki hayatımda da ben size abi diyorum çünkü. İnsani vasıflarla ben burada oturuyorum. Deva Partisi İl Başkanlığı açık konuşayım. Yani geçici görevler bunlar. Yani kimleri yani, gördük biz. Yani kırmaya değmiyor yani hiçbir şey. Ya neden değsin? Neden olsun yani? Yani yaşımız genç ama yani yarın da ne olacağını bilemiyoruz ki. Ya geçen rahmetli Muhsin Başkanımızın bir sözü vardı. Ben kendisini çok severim. Yani fırıldak olmaya gerek yok. 5 dakika sonra ne olacağını bilmediğin dünya için dedi. Yani insanileşmeli artık siyaset. Mutlaka. Biz bu anlayışla yola çıktık. Uşak için değer verecekse, Türkiye için değer verecekse bizim kapımız herkes açık. Gelin konuşalım diyoruz. Anlaşalım diyoruz. Anlaşmak isteyen, konuşmak isteyen herkesle biz konuşabiliriz. Öyle olması gerekiyor. Mesela geçen mesela vali, vekiller, belediye başkanı mesela Süleyman Soylu ziyaret ettiler. Arkasından Murat Kurum'u ziyaret ettiler. Mesela dün de Spor Toto mesela genel müdürünü ziyaret ettiler. Hani vali, vekiller, belediye başkanı. Bir birliktelik vardı. Yani bu şey için güzel bir kazanç. Ben mesela geçmiş bir valide 3,5 yılda 3 tane öyle top fotoğraf görmedim. Ama vallahi mesela bu bir ayda burada, belki 3 tane top fotoğraf gördük. Bu şehir için güzel bir kazanım şurada bence. Şurada bir eksikleri var. Onu da size söyleyeyim madem. Yani biz de bu Uşak vatandaşıyız. Biz de bir siyasi partiyi Uşak'ta temsil eden insanlarız. Keşke bizim de bir fikirlerimizi alsalardı. Yani Uşak için ne yapabiliriz? Ya böyle bir projemiz var. Bakın ben bunu taahhüt ediyorum. Allah bize nasip edip de biz iktidar partisi veyahut işte Türkiye'nin masası Türkiye yönetecek olursa gerçekten buradan taahhüt ediyorum. Muhalefetteki her il başkanıyla sürekli alışverişte, sürekli görüş alışverişinde olmamız lazım. Yani çünkü siyaset dediğimiz kurum ve devlet yönetimi dediğimiz kurum sadece belli siyasi partilerin oy vermiş olduğu vatandaşı temsil eden bir kurum değil ki. Mutlaka. Bugün işte AK Parti ve MHP'nin Uşak'taki karşılığı geçen seçimde kaçtı? %43 civarlarıydı. Cumhur İttifakı ile beraber %51-52. Geri kalan %49'luk seçmenin veyahut %49'luk vatandaşın da. Ama şu da var. Yani muhalefet de köşesine çekilip bana gelsinler fikir sorsunlar modu olmamalı yani. Hani ya muhakkak da, ha, o da doğru. O da yani doğru. Bakın muhakkak. Çözümünün geliştirmeni o da sunmalı o da, yani. O da muhakkak doğru. Yani şu var. Biz siyasete girmeden önce gördüğümüz manzara oydu. Yani muhalefet bir kenara çekilmiş. Halk muhalefete rağbet edecek. Ondan sonra projelerini anlatmaya çalışacak gibi bir durum ya vardı. Öyle bir durum yok işte. Öyle bir dünya ya yok yani. Siyaset dediğimiz kurum gerçekten bütün bir kurum. İktidarıyla ve muhalefetiyle. İki taraf birbirini tetiklerse, yani hangisi daha çok çalışacağını beyan ederse, halk da o tarafa yöneliyor. İşte geçen yerel seçimde İYİ Parti adayı Muhammed Gür, Sayın Muhammed Gür gerçekten yüksek bir oy aldı. Tabii canım. 1800 oyla kaybetti. Evet. Aslında bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Büyük bir sorumluluk. O da yani hani sen 1800 oyla kaybetmişsin mesela. 1000 kişi AK Parti değil de sana vermiş olsaydı sen evet, belediye başkanıydın. Ya senin mesela 5 yıl kenara çekilip şeyle ilgili hiç görüş bildirmemeni gerektirmiyor mu? Yani ya sürekli o Muhammed, Sayın Muhammed Gül'ün hani cevap verebileceğini. Ben onu demek istememiştim aslında. Yani Uşak siyaset her an her şeye gebe. Ya mutlaka canım hani ya muhalefet de mesela hani güzel bir çalışma varsa takdir edecek. Tabii. Olumsuz eleştirecek. Şimdi Uşak seçmeni biz Türkiye siyasetine baktığımızda mesela İç Anadolu'nun veya Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun belli siyasi çizgileri oluyor. Ve diğer siyasi partiler o siyasette
tabiri caizse yok. Mesela Güneydoğu'da CHP yok. İyi Parti yok, MHP yok. AK Parti vardı, artık eridi. Biz varız, Deva Partisi olarak. HDP var. Kısmen Gelecek, kısmen Yeniden Refah. Güneydoğu'da, Doğu'da karşılıkları var. Batı'ya baktığımızda CHP'nin yüksek bir karşılığı var. İyi Parti bu anda kıyı batıda bir yükselişte, sıçramada. Kısmen Kürt seçmenin olduğu yerde HDP'nin belli çizgileri var. Bundan önce AK Parti'nin belli çizgileri vardı. Ama İç Anadolu'da hakeza mesela İyi Parti, MHP, AK Parti tandansında giden gelen bir durum var. Ama Uşak, şimdi yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz Ethem abi. Uşak siyasetini bilen insanlarsınız. Uşak seçmenin keskin çizgileri olan bir seçmen değil. Ya daha hani daha çok siyasetin merkezinde olan bir seçmen. Ha biz, bu da bizim için büyük bir şans. Tabii canım, hani keskinleşmemiş yani. Keskin bir şans, keskin bir sınır yok dediğiniz gibi. Bizim için bir şans. Deva Partisi olarak biz siyasetin merkezine ilerliyoruz mesela. Merkez sağ olarak da kendimizi tam adlandırmıyoruz. Türkiye'nin siyasetinde, Türkiye'nin siyasetinin merkezinde bir partiyiz. Bizim mesela şu anda 32 kişi var yönetimimizde. Bunun yanlış hatırlamıyorsam %25'i daha önce, özel konuştuğumuzda soruyorum, %25'i daha önce CHP'ye oy vermiş insanlar. Bunun yanlış hatırlamıyorsam %20'si veya %15 civarında, yani 32 kişiden bir 5-6 kişi daha önce MHP'ye, yine %35'li rakamlara vardığımızda AK Parti seçmeni. Yani tam 3 siyasi görüş diyeyim, parti yani, demiyorum. Özal'ın 4 eylemi gibi derim. Yani ben zaten siyaseten Ali Babacan'ı bir yere konumlandıracaksam Türkiye'nin ikinci Özal'ı diye konumlandırıyorum, açık konuşayım. Yani. Tabii teknokratlık. Teknokratlık, noktası, ekonomi anlamı. Türkiye genelinin tüm bölgelerde oy alabilecek yegane şu anda bence tek lider. Gerçekten tek lider. Yani işte İyi Parti uçuyor kaçıyor diyoruz. Yani yüksek ivme verdi diyoruz. Güneydoğu ve Doğu'da karşılığı yok. CHP oylarını arttırdı diyoruz, %1 arttırmış. Bazen düşeceğimiz 23 çıkıyor, yani. 24 çıkıyor. Yani bir... AK Parti şu anda çöküşte. Gösterdik işte. Antep, AK Parti'nin kalelerinden bir yer. AK Parti çöküşte. İç Anadolu'da yine belli karşılığımız var. Gerçekten İç Anadolu'da karşılığımız var. Karadeniz'de karşılığımız var. Yani şu yok. Türkiye'nin bir bölümüne yığılmış, orada toplanmış bir seçmenimiz yok. Türkiye'nin genelinden oy alacağız. Ve bu oy, Allah izin verirse, ben inanıyorum, gerçekten tahmin edemediğimiz yerlere varacak. Gerçekten tahmin edemediğimiz yerlere varacak. Yine söylüyorum, seçimin ertesi gün dünya DEVA'yı konuşacak. DEVA Partisi'ni konuşacak. Hep beraber göreceğiz. İnşallah. Benim sorum genel madde bunlarda. Teşekkür ederim. Bir şeyler var mı? Çok verimli, güzel bir hem sohbet havasındaydı hem röportaj havasındaydı. Yeni alanınızda size farklılık katmış, güzellik katmış. Programlarınızı takip ediyoruz. Sevgi Hocam'ın programlarını takip ediyorum. Evet. Farklı bir, şu anda Sayın Genel Başkan Danışmanımızın dediği gibi şehirde bir denge unsuru oluşturmaya başladı Uşakşehir kanadı. Hep beraber Uşak'ın iyiliği için, Uşak'ın güzelliği için, Türkiye'mizin iyiliği için katkı vermeye devam edeceksek, edersek ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek. Bugün de şehir konuşmanın sonuna geldik. Misafirimiz Deva Partisi İl Başkanı Avukat Yusuf Burak Eroğlu oldu. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.